olur ki yüreğe merhem olur diye bir kadın Musa aleyhisselama gelir ve der ki, ya Musa, Rabbine dua et de benim çocuğum olmuyor, bana beni çocuk nimetiyle rızıklandırsın. Musa aleyhisselam Rabbisine dua eder. Rabbimiz de cevap olarak der ki, ya Musa, ben o kadını kısırlardan yazdım. Onun çocuğu olmayacak. Hazreti Musa kadının yanına döner ve der ki, Allah böyle takdir etmiş, böyle yazmış. Senin hiçbir zaman çocuğun olmayacak. Ne yapsan fayda yok. Derken kadın gider. Ama hiçbir zaman da vazgeçmez. Ve bir zaman sonra tekrardan Musa aleyhisselamın yanına gelir ve der ki, ya Musa, benim için Rabbine dua et. Rabbim bana bir çocuk versin. Hazreti Musa tabii durumu hayret eder. Yani hani Rabbi ile konuşmaya da gidince söyler Allahu Teala'ya, der ki, ya Rabbi, bu kadın çocuk istiyor. Rabbimiz de cevaben, ya Musa, ben onu kısır olarak yazdım. Çocuğu hiçbir zaman olmayacak. Hazreti Musa bunu tekrardan kadına haber verir. Tabii kadın hüzünlü bir şekilde, üzüntülü bir şekilde boynumu bükük oradan ayrılır. Yaklaşık bir sene sonra kadın gelir, kucağında bir çocuk. Hazreti Musa duruma şaşırır. Der ki, bu çocuk kimin? Kadın der ki, o benim oğlum. Tabii Musa aleyhisselam hayretler içerisinde. Ve kadına diyor ki, Allah seni kısırlardan yaratmadı mı? Öyle yazmadı mı senin kaderini? Kadın, evet, ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Sürekli olarak dua ettim. Ya Rabbi dedim, bana bir çocuk ver dedim. O rahimdir, merhamet etti, kabul etti benim duamı. Nimetleriyle beni rızıklandırdı. Musa aleyhisselam dönüp Rabbisine, ya Rabbi, sana dua ettim bu kadın için. Dedin ki o doğuramaz. Öyle takdir ettim dedin sen. Şimdi nasıl oldu da hani böyle oldu? Rabbimiz de onu her kısır yazışımda bana dua etti. Ya Rahim dedi. Ey en merhametlilerin en merhametlisi, kapındayım dedi. Vazgeçmedi hiçbir zaman. Ya Rahim dedi. Hiç durmadan bana rahmetim, kudretim ve hani hiç durmadan dua etti. Benim rahmetim, kudretimi geçti. Ve duası kabul oldu. Allah'ın rahmetinden arkadaşlar ümit kesmemek lazım. Sakın hiç fayda yok, olmaz bu iş dememek lazım. Bu hastalığımın hiç şifası yok dememek lazım. Ben fakir öleceğim, hiç rızkım bollaşmayacak. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek lazım. Allah'ın rahmetinden sadece kafirler ümit keser. Selam ve duayla Allah'a emanet olunuz.